Devam ediyoruz sabah ekranına. İlk bölümde aktardık. Avrupa ve Amerikan piyasaları dünü pozitif kapatmıştı. Omikron varyantı endişesi zayıflıyor. Dr. Fauci de daha hızlı bulaşıyor ancak etki derecesi daha düşük dedi. Ama önümüzdeki dönemde daha fazla data geldikçe daha sağlıklı açıklamalar yapacağız dedi. Öncesinde şirket haberlerimize dönelim. Türkiye tarafında tabii Katar temasları çok çok önemli. Aselsan'da dün sosyal medyada özellikle ve bazı basın yayın organlarında şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığı şeklinde bir bildiri yayımladı. Açıklamada halkımızın gurur kaynağı olan Aselsan hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır açıklamasında bulunmuş. Diğer taraftan Yeo Teknoloji Hollanda'da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kuruyor. Kapı yapılan açıklamaya baktığımız zamansa Avrupa'da ve diğer yurt dışı coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarını daha da aktif halde yer almak için Hollanda'da %100 bağlı ortaklığımız şeklinde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir ve bu anlamda da kuruluş işlemlerini başlattık diyor şirket yaptığı açıklamada. Doğuş Aras Enerji payları da 8 Aralık 2021 tarihinden itibaren BIST katılım tüm endeksi kapsamına dahil edilecek. BIST'ten kapı yapılan açıklamada endeksin hesaplanmasında şirket paylarının sayısı da 67 milyon ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır ifadesi kullanılıyor. Amerika'nın büyük bankalarından Wells Fargo yöneticilerinden Scharf yaptığı açıklamada sektörün fiyatları da önemli ölçüde yükseldiğini söyledi ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyonist endişeleri gidermek için çok daha hızlı hareket etmesinin gerekebileceğini ifade ediyor. Scharf iş gücü sıkıntısı ve ücret artışlarında son derece gerçek olduğunu söylüyor. Yani enflasyonla ilgili daha şahin tonda bir açıklama geliyor büyük bankalardan Wells Fargo'dan. Rusya'nın Moskova bölgesinde de mahkeme Google'ı yasaklı içerikleri silmeyi reddettiği gerekçesiyle bir kez daha idari suçlu buldu. Teknoloji devine 14 milyon rublelik bir ceza geldiğini de efendim hatırlatalım. Peki neler yükseldi, neler düştü? Borsa İstanbul'da bir dünün temasına bakalım. Baktığımızda %2.78'lik kazançla 1981 puandan kapandı. 1981.4 puandan kapandı ve bu anlamda da 42.1 milyar liralık bir işlem hacmi olduğunu söyleyelim. Bugün Christine Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor. Aynı zamanda Amerika'da açık iş sayısı rakamları da önemli. Diğer taraftan tabii ki ülkelerden gelen korona haberleri de piyasaların radarında olduğunu belirtelim. Dünün en fazla yükselen öncesinde hisse senetlerine göz atalım. Şişe Cam'da %9.97, Ereğli'de 7.52, Tekfen'de 7.19, BİM tarafında da 6.23 kadar bir kazanç olarak kayıtlandı. En çok düşenlerde Zorlu, dünün en fazla düşen 4. hissesiydi %1.07 ile Logo Yazılım %1.15, aynı zamanda Aydem Enerji 1.24, MLP Sağlık'ta 1.95 oranında dün en fazla kayıp yaşayan BIST 100 endeksleri içinde hisselerde yer aldı. Sektörlere bir göz atalım. Sektörlere baktığımızda 3 tane sektör düşerken en fazla yükselen de hal böyle olunca 5 sektöre yer vermiş olduk. Turizm sektörü %5.79 kadar çıkarken metal ana 5.65, ticaret sektörü %4.45, holding ve yatırımlarda %4.31 oranında değer kazandı. En fazla kayıplar yaşayan sektörler ise spor, kobi sanayi ve aynı zamanda orman kağıt oldu. Temettü senedi dün en fazla kazandıran 5. sektör olarak %3.85'te yer aldığını efendim belirtelim. Peki sosyal medyanın gündeminde neler var? Bir ekranımıza tweetleri paylaşmış olalım. Doçent Doktor Hakkı Öztürk, hazine bugün 5-7 yıl vadeli tahvillerde borçlandı diyor ve 5 yıllık vadeye baktığımızda %22.70'ten borçlandı ve Merkez Bankası faiz indirimlerinden önce 5 yıl tahvil faizini de %17.48'di diyor. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi piyasa faizlerini yükseltti ve hazinenin de çok daha yüksek maliyetle yani faizle
borçlanmasına sebep oldu diyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıl vadeli tahvil faizini ekrana da paylaşmış Bahçeşehir Üniversitesi'nden Hakkı Hoca. Bu anlamda aslında bir ironiyi de paylaşalım. Merkez Bankası politika faizleri indirirken hem tahvil faizi çıkıyor hem de hazine de bundan müzdarip, çok daha yüksek maliyette aslında borçlanmış oluyor. Dolayısıyla bu faiz indirimi Türkiye'nin borçlanmasına aslında negatif yönde bir katkı sağladığını tırnak içerisinde belirtelim. Bir başka tweetimize geçelim. Aslında bunu ilk olarak da paylaşabilirdik. Çünkü Özlem Derici Şengül dün hazinenin 5 yıllık tahvil ihalesinin detaylarını paylaşmış. Satışın 587 milyon TL bileşik faizinde %22.70 olduğunu söylüyor. Önceki ayında 5 yıl ihale faizi 19.44 olduğunu hatırlatıyor. Bundan sonra da Hakkı Hoca'nın grafiğini düşündüğünüz zaman aslında Türkiye dün hazine 5 yıllık tahvil ihalesiyle birlikte yüksek maliyette borçlandığını anlatmaya çalışıyor ekonomistler. Onlardan biri de Özlem Derici Şengül olmuş oldu. Özlem Hanım'ı da veda ettikten sonra Tunç Şatıroğlu'na gidelim. Dolar Türk Lirası'nda bir miktar düşüş var diyor. Katar'dan gelebilecek olumlu bir haberle geri çekilme devam edebilir. Seviye ve süre vermek mümkün değil. Çünkü bu bir tepki satışı olur diyor. Düşüş tamamlanınca son bir alım fırsatı olur. Faiz artmadığı sürece düşüşler alım fırsatı olacaktır diyor. Tunç Bey yapmış olduğu bu analizde dünkü düşüşü de bu şekilde bir geri çekilme fırsatı olarak da grafiğine taşımış. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ortodoks politikaları, yani faizi iki yönlü olarak kullanmadığı sürece, artış yönünde kullanmadığı sürece kurudaki geri çekimlerinde sınırlı kalacağını savunuyor Tunç Şatıroğlu. Bir başka tweetimize ve son tweetimize yer verelim. Zeynep Aktaş bu anlamda 3 tane oranı paylaşmış ve bu 3 oranla ilgili de önemli bazı açıklamalarda bulunuyor. Örneğin fiyat, kazanç ve şirketin piyasa değeri, yıllık kâra baktığımız zaman burada dikkat edilmesi gereken 3 nokta var diyor. Yapılan yatırımın yıllık olarak elde ettiğiniz gelirle kaç yılda amorti edildiğini gösterir diyor. Buradaki fiyat kazanç oranından bahsediyor. Fiyat kazanç oranı aynı zamanda yıllık faiz oranıyla kıyaslanabilir ve oranın düşük olması tercih edilir diyor. Hisse yatırımcılarına aslında bu anlamda bir bilgilendirme notu paylaştı. Tabii burada firma değerini FAVÖ'ye böldüğümüz zamansa ne gibi bir, nasıl yorumlamamız gerekiyor? Düşük çıkması istenir diyor. Firma değeri bölü FAVÖ'ün bu anlamda politika faiziyle kıyaslanabileceğini aktarıyor Zeynep Aktaş. Ve son olarak da hisse başına karı yıllık kâra ve ödenmiş sermaye böldüğümüz zamansa yüksek olması istendiğini ve yıllık kârında ödenmiş sermayesinin kaç katı olduğunu gösterdiğini vurguluyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle hisse seçiminde bu rasyoları kullandığımız zaman Zeynep Aktaş'ın Twitter hesabından da hangi rasyonun nasıl yorumlanması gerektiğini de bilmemiz gerektiğini hatırlatalım. Dün kurda bir geri çekilme vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldığı söylendi. Taraflar bu anlamda memnuniyetini dile getirdi ve kur tarafında da geri çekilme var. Az önce Tunç Şatıroğlu'nun tweetini de paylaştık. Her geri çekilme bir alım fırsatı oluyor diyor. Yapmış olduğu analizde bu anlamda Marbaş Menkul Değerler'e gidelim ve Genel Müdür Yardımcısı Soner Kur olacak karşımızda. Soner Bey, öncelikle günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi kurda bir dün geri çekilme vardı. Katar temasları herhalde etkili oldu. Ne dersiniz ve kurdaki düşüş devam eder mi? Yoksa dolar tarafındaki yukarı yönlü trend sizce bu anlamda devam ediyor mu? Yani kurdaki düşüşte tabii öncelikle çok aşırı satılmış olmanın verdiği bir etki. Zaten o dik eğim uzun süre sürdürülebilir bir eğim değil. Kabaca biraz uzun oldu artık Eylül'den itibaren bakmak ama Eylül başında 8.30'dan bu zamana bakarsak 2 aylık, 3 aylık bir süreçte %60'ın üzerinde bir yükseliş hareketinden bahsediyoruz. Yani bu tip normalleşmeler, fiyatın biraz sakinleşmesi, bunlar beklenen veya olması gereken, artık bir noktada bir soluklanması gereken hareketler. Ama dün özeline baktığımızda genel itibariyle piyasanın gözü kulağı biraz Katar'daydı. Bununla alakalı işte farklı spekülasyonlarda, farklı haber akışları da dolaştı. Bazı şirketlerin açıklama yapma ihtiyacı gereği hissettiği bir gün yaşadık. Tabii biraz bununla alakalı hem borsa tarafında yukarı hareket,
Kur tarafında da aşağı bir hareket gördük. Ama bunu dediğim gibi bu dikeyimin düzeltmesi gibi görüyorum ben. Burada kalıcı bir toparlanma için az önce sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle tweetlerde faiz üzerinden bir politika geliştirilmesi gerekiyor. Genel itibariyle geri çekilmeleri, Merkez Bankası müdahalelerini piyasa alış fırsatı olarak değerlendirdi. Burada 12.90 seviyesi, tabii teknik unsurları konuşmanın zor olduğu bir dönemdeyiz ama 12.90 seviyesi bu dik eğimli yükseliş hareketinde ilk Fibonacci düzeltmesi gibi görünüyor. Buranın altında bir kalıcılık görmemiz gerekir. Biraz sakinleştik diyebilmemiz için 12.90 üzerinde kur tarafında tansiyon yüksek ve Türk lirası kırılgan olmaya devam edecek diyebiliriz. Şu an için burada beklentiler mevcut para politikası üzerinden verilen sinyaller, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar yukarı yönün devamını işaret ediyor. Yukarı yön diye baktığımızda da burada biliyorsun iki kere Merkez Bankası müdahalesi gördük ve 14 TL seviyelerine yakın noktalardan geldi bu. Bir miktar şu anda piyasada 14 TL savunuluyor mu algısı var. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde yıllarda hatta belli seviyelerin ekonomi yönetimi tarafından bir ölçüde savunulduğunu da görmüştük. Böyle bir durum var mı? Özellikle bu düşük faiz ve yeni ekonomi modeli olarak böyle bir başlıklandıracak olursak bu süreci, buna geçişte öngörülen yükseliş neresiydi? Buradaki acı ilişiği neresi? Burası 14 lira mıdır? Bir yandan tabii piyasa bunu arıyor. 14 seviyesine yakın noktalarda da bir direnç oluştuğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Bu arada Hindistan Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. RBI'den yapılan açıklamada %4 olarak zaten repo faizinin korunması yönündeydi. Ters repo oranı da Soner Bey 3.35'ti. Çin Merkez Bankası hafta başında biliyorsunuz zorunlu karşılıkları indirdi. Hindistan Merkez Bankası pas geçti ama geçtiğimiz haftalarda Endonezya, Singapur gibi merkez bankaları, Macaristan gibi merkez bankaları da faiz artırım sürecindeydi. Artık yılın Aralık ayından sonra sizce Türkiye dengi ülkelerde Hindistan Merkez Bankası'nda olduğu gibi faiz artırım trafiği artmaya devam edecek mi? Pas geçenler var ama sanki onlar da artık yavaş yavaş miladını dolduruyor gibi. Ne dersiniz Hindistan Merkez Bankası öncülüğünde merkez bankalarına? Yani şöyle, faiz oranları ülkelerin global hareketlerden bağımsız tek başına belirleyebileceği bir şey değil maalesef. Burada aslında siz kısa vadede faiz oranlarını belirleme gücünü kendinizde görüyorsunuz ama uzun vadeli faizlere dönüp baktığınızda burada tamamen piyasanın hakim olduğunu görüyoruz. Keza bizde de işte bu faiz indirim sürecine başladığımızda 10 yıllık Türk lirası tahvili 17'lerdeydi. Şimdi 21'lerin üzerinde. Uzun vadeli piyasa ne derse o oluyor. Burada global faiz oranlarında da tabii önce büyük merkez bankaları bir yönlendirme yapıyor. Şu anda Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin bir sıkılaşma mesajı verdiğini biliyoruz. İşte tahvil alımlarını, varlık alımlarını azaltıyorlar ve 2022 ilk yarıda orada bir faiz artırım süreci başlayacak gibi görünüyor. Tabii gelişmekte olan ülkeler de genel itibariyle buna göre pozisyon alıyorlar. Sık sık faiz artış haberleri duyuyoruz. Ben önümüzdeki yılın ilk yarısında özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine ilişkin faiz oranlarında ve para politikalarında bir sıkılaşma, faiz oranlarında yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya burada Covid ile alakalı 2019 belki 2020 başlarında aşırı destekleyici olduğu ekonomide artık bu likiditenin yarattığı enflasyon problemi, birçok ülke bunu yüksek sesle dillendiriyor. Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı. Tabii bunun önüne geçmek için artık o verilen destekler yavaş yavaş geri çekilecek gibi. Özellikle para politikaları üzerinden verilen destekler merkez bankaları eliyle bir miktar çekiliyor. Bu trend devam eder gibi görünüyor. Merkez Bankası önümüzdeki süreçte faiz indirmeye devam eder mi, ne olur diye baktığımızda burada Sayın Kavcıoğlu'nun orada bir alan kaldığından ama bunun da büyük ölçüde kullanıldığından bahsettiğini biliyoruz. Burada bir faiz indirimi daha gelir gibi görünüyor. Çünkü bir alan kaldığı vurgusu güçlü şekilde yapıldı ama diğer taraftan da bunun sınırlı olduğu vurgusu da var. Yani burada maksimum 100 bas puan olacak şekilde bir faiz indirimi ben bekliyorum ama özellikle bu süreçte genellikle hani piyasa alışık olduğu için Merkez Bankası söylemlerine bakıyor ama
özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki söylemlerinin çok çok daha önemli ve belirleyici olduğunu bu noktada biliyoruz. Oradaysa faiz indirimleri noktasında bunun devamını işaret eden bir söylem hala korunuyor. Tabii kurun geldiği seviye itibariyle gün be gün bu politikalar tekrar gözden geçiriliyor olabilir. Bunu da ayrıca değerlendiriyor olmak lazım. Ama hem Merkez Bankası hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin devam edeceğini ben bekliyorum. Burada tabii iki nokta önemli. Bu faiz indirim kararı alınmadan önce bunların ekonometrik modelleme çalışmaları yapılmıştır. Faiz indirdiğinizde kurun yukarı gideceği zaten hani Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesi giriş seviyesinde olan insanın da bildiği bir şey. Ama burada işte kur hangi zaman aralığında hangi seviyeye kadar yükselir? Bunun ne şekilde modellendiği önemli. Çünkü çok kısa bir süre içinde %60 gibi bir hareket oluştu. Bu ekonomi yönetimi tarafından bir acı işi oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Bir noktada da tabii bunu arıyoruz ama ben hala faiz indirim sürecinde ve bu politikanın yani düşük faizle üretimin ve ihracatın desteklendiği model noktasında burada hala devam denildiğini düşünüyorum. Peki bu anlamda Merkez Bankası ile ilgili hafta içinde çıkan haberlerde mutlaka bakmışsınızdır Soner Bey. İşte pas geçeceği yönünde bazı haberler vardı. Hatta yerli yatırımcılarla yapılan toplantıda o toplantıya katılan yerliler yaptığı açıklamalarda böyle bir sinyal almadıklarını söylendi. Ama yabancılara Merkez Bankası'nın bu anlamda bir yönlendirmesi olduğunu, yani faiz indirmenin sonuna gelindiği şeklinde bazı açıklamaları bulunmuştu. Diyelim ki pas geçti. Bu anlamda Türk lirasında aşırı bir değer kazancı görmemiz mümkün mü? Sayın Cumhurbaşkanı az önce siz de aktardınız. Faiz indirimlerini istiyor ve bunun devam etmesi gerektiğini altını çizmişti. Dolayısıyla bu anlamda Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı arasında bir görüş ayrılığı, kredibilite ve Türk lirası volatilitesi anlamında negatife dönmemize tekrar sebep olur mu sizce? Şimdi pas geçmesi durumunda tabii metnin detayları önemli olur. Yani sonrasına ilişkin nasıl bir sinyal, nasıl bir mesaj veriliyor. Piyasa buna bakacak ama pas geçmesinde dahi ben açıkçası kurda evet bir miktar köpük var. Pas geçerse böyle 13'ün altına doğru belki sarkma olabilir mi? Olabilir ama geldiğimiz seviye itibariyle 13'ün altına sarkmasının da tabii 8.30'lardan 9'un altından başlayan bir hareket. Çok fazla hani Türk lirasından bu yükseliş hareketinden negatif etkilenen unsurların yaralarını sarabilecek bir noktaya getirmeyecektir. Burada kalıcılık önemli ve belli seviyelerde istikrar kazanıyor olması önemli. O yüzden de burada Merkez Bankası kararından daha ötesi Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından gelecek açıklamalar. Biliyorsunuz Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da geçtiğimiz hafta bir değişiklik yaşandı. Burada çünkü bu politikada bir görüş ayrılığı söz konusu oldu ve yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın bu politikayı da yüksek perdeden desteklediğini biliyoruz. Pas geçse dahi bir miktar bir değerlenme kültüresinde olur ama bunun kalıcı olup olmayacağı sonrasında hükümetten ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelecek açıklamalarla netlik kazanır diye düşünüyorum. Bu politikada devam edildiği sürece tabii varsayım büyük ihtimalleşiyor belli bir noktada kurda uygunluğa ulaşacak. Çünkü nihai mal ithalat talebi belli bir noktada fiyatlardan dolayı kısıtlanacak. İhracat güçlü, turizmin etkisini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bir de tabii içeride çok ciddi bir döviz mevduatı var. Gerçeği tüzeli 200 milyar doların üzerinde. Bunda henüz bir çözülme görmedik. Belli bir seviyeden sonra burada da bir çözülme olacağı varsayımıyla hareket edildiğini düşünüyorum. Ama henüz bu varsayımlar, bu parametreler harekete geçmiş değil mi? Ben pas geçmesi durumunda değer kazancının Türk lirasında geçici olacağını, piyasanın tekrardan hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine odaklanacağını düşünüyorum diyebilirim özetle. Rusya-Ukrayna arasında gerginlik bir kez daha konuşuluyor ve ABD enflasyon datası bu hafta biliyorsunuz Soner Bey açıklanacak ve bu anlamda gram altın fiyatlarında da volatilite arttı. 778 liradayız. Bu anlamda Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğe Amerika hani 2014'te vermediğimiz tepkiyi eğer Rusya aynı hatayı tekrarlarsa verebiliriz gibi sert bir açıklamada geldi ve bu anlamda bu gerilim sizce jeopolitik olarak gerilimin artması güvenli limanları olan ilgi alakayı artırır mı? Ons altına yarar mı tırnak içerisinde? Ve gram altın fiyatlarıyla ilgili bazı senaryonuz nedir? O tarafta sanki artık 700 liranın aşağısı çok mümkün değil gibi. Ne dersiniz?
Yani şöyle, ons altın tarafında tabii ana parametre biraz daha Fed'in politikaları ve orada önümüzdeki döneme ilişkin işte bu enflasyona geçici diyorduk ama bu geçici değilmiş söylemleri biraz daha şahin bir tutum sergileniyor olması ons altın tarafında baskılayıcı olacak gibi görünüyor. Orada özellikle 1830 teknik olarak tabii önemli bir seviye. Oraların üzerinde bir tur denedi, kalıcı olamadı. Ben bundan sonraki süreçte bir miktar orada baskının artacağını açıkçası düşünüyorum. Diğer taraftan bu Rusya-Ukrayna gerginliği hem enerji fiyatları, petrol ve doğalgaz fiyatları üzerinde bir volatilite oluşturabilir. Geçtiğimiz dönemde bu noktada hatırlayacak olursak petrol fiyatları ciddi anlamda baskılanmıştı. Bu tip dalgalanmalar söz konusu olabilir. İçeride Türk lirasına ilişkin, TL varlıklara ilişkin jeopolitik risk fiyatlamasının TL unsurları baskılamasına yine neden olabilir. Çünkü biz bir taraftan biliyorsunuz hani Rusya ile Suriye bölgesinde ortak çalışmalarımız var. Ama diğer taraftan Ukrayna ile savunma sanayi noktasında işbirliklerimiz var. Bu noktada bizim jeopolitik risk fiyatlamamızı negatif yönde etkileyebilir. Ons altın bu süreçte özellikle Fed kaynaklı baskı altında kalabilir dedik. Gram tarafındaysa tabii kur hareketi önemli derecede etkili oluyor. Kura benzer bir hareket çünkü ons altındaki volatilite çok daha düşük olduğu için önümüzdeki dönemde işte kur tarafındaki beklentilere paralel orada sanıyorum mevcut para politikaları üzerinde devam edildiği sürece o tarafta yukarı hareket görmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafında artık yavaş yavaş önümüz yaza döndü. Düğün mevsimi de yaklaşıyor. 700 liranın üzerindeki fiyatlara alışılıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, jeopolitik risklerin emtia fiyatlarına olan risklerini konuşmuş olduk. Teknik seviyelerden ziyade çok teşekkür ederiz. Şimdi bakıldığı zaman tabii Borsa İstanbul tarafında da bambaşka bir tablo var Soner Bey. Dün de yükseliş oldu. %2,78'lik kazançla 1981,4 puandan tamamladı ve bu anlamda tüm zamanlarında en yüksek seviyesiydi. Dün 42,1 milyar liralık bir işlem hacminde geçti. Bu faizle ilgili olan tartışmalar, enflasyon kaygıları ki Rusya lideri Putin de bu anlamda endişeli olduğunu söyledi enflasyon noktasında. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen artık kendi üretimimizi yapmamız lazım diye tedarik anlamında da Amerika'nın birazcık daha içe kapanacağı bir dönemden bahsediyoruz. Yani hiper enflasyonu çok daha konuşacağız sanırım. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında bu rally ortamının devam edeceğini düşünür müsünüz? Merkez Bankası ola ki ortodoks politikalara dönerse yani bir faiz indirimine ara verip bir faiz artırma ihtimallerine üzerine bir mesaj verirse piyasada, borsada bir geri dönüş sinyali görmemiz mümkün mü? Ne dersiniz? Yani bu para politikasından tabii geri dönüş kısa vadede çok olası değil. Yani fiyatlamalar noktasında da böyle bir şeyin çok değerlendirildiğini şimdilik düşünmüyorum ama olası bir faiz artışı ilk değerlemeler noktasında bir miktar piyasayı baskılar. Çünkü piyasa özellikle Borsa İstanbul tarafı kısa vadeli söylüyorum bir miktar aşırı alınmış durumda gibi görünüyor. Kabaca 15 Ekim 1400'lü seviyelerden başlayan rally'de 100 endeks %40 değer kazanırken biraz holdingler burada öncülük ediyor. %47 özellikle sanayi ve holdinglerin bu süreçte önden gittiğini görüyoruz. Bu ağırlıklı tabii biz bir destekleyici bilanço dönemi geçirdik. Üçüncü çeyrek bilanço dönemiyle 1400-1600 hareketi. Sonrasında bu BBVA haberi bankacılık tarafının yukarı gitmesi ki Kasım ortasından beri bankacılık bir miktar yatay. Sonrasındaysa özellikle bu faiz indirimleriyle birlikte piyasanın kur ve enflasyon düzeltmesi yaptığını düşünüyorum. Yani burada aslında biliyorsun çok ciddi bir enflasyon sürecinin içindeyiz. Burada işte TÜİK rakamları belli bir noktada içinde her şey var ama şirket fiyatlaması noktasında ben burada bir düzeltme içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolar bazında çünkü yukarı giden çok fazla bir şey yok. TL bazında yukarı hareket var. Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada bir şey görmüştüm, onu paylaşıyorum. Değerli müşterilerimiz geçtiğimiz haftaya göre fiyatlarımız pahalı olabilir ama önümüzdeki haftaya göre uygun diyor tabelasında. Borsa İstanbul tarafında hisse senedi fiyatlamaları da buna benziyor. Bu anlamda tabii dünkü özellikle yukarı hareketle birlikte ki birçok ana şirkette
tavan veya bu noktaya yakın hareketler oluştu. Bir miktar aşırı alış bölgelerine yaklaştığımızı düşünüyorum. Normal fiyatlanma aralığı sanırım 1870-1970 bandı içinde bir yerlerde ki 1981 kapanışımız var. Bize bu noktada yatırımcı sorusu geliyor. Hisse senedi bu noktaya kadar almadık. Bundan sonra girilir mi diye. Burada 1870 buradaki rallinin destek noktası. Bu seviye üzerinde piyasada hareket devam ediyor ve biz de bu momentum içinde olunmasını uygun buluyoruz. 1870 burada kritik eşik. Evet, böyle giderse Borsa İstanbul 2000 puanı muhtemelen bugün deneyecek, 2000'li senelere geliyoruz gibi. Soner Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Marbaş Menkul Değerler'in Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra stratejist Yeliz Karabulut bu ekranlarda olacak. Koza Altın piyasa yönünü sunar. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Stratejist Yeliz Karabulut olacak. Dolar tarafında geri çekilme var ama Asya seansında bir miktar, bir kademe alış gelmiş oldu. Kendisini öncelikle ağırlayalım. Hoş geldiniz Yeliz Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Dolar tarafında dün Katar haberleriyle tabii bir gelişme, olumlu bir hava oldu. Özellikle 10 milyar dolarlık swap anlaşmasının uzatıldığını söylediler. O taraftaki o swap anlaşması birincisi Merkez Bankası rezervleri anlamında elini güçlendirir mi? Daha fazla doğrudan müdahale görür müyüz bu swap anlaşmasıyla sizce, ne dersiniz? Kısmi olarak güçlendirir ama sonuçta bunun tersine döndüğü noktaları da göreceğiz. Hı-hı. Yani burada Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı müdahalelere baktığımız nokta, zaten uzun zamandır burayı eleştiriyoruz. Aynı hareketleri 2013 yılında, 2012 yıllarında da yapmışlardı. Bunun zaten yani verimliliği oldukça yok ve hatta olumsuz olarak değerlendirilebilir. Yani benim değerlendirmem aslında piyasaya elini kaptırıyorsun. Burada kısmi olarak bu tarz haber akışlarıyla birlikte tabii ki dolar TL'de aşağı yönlü bir hareket görülebilir. Fakat yani 13.50'ye kadar getirebildi bizi. Yani bunun altını gevşememiz için mesela benim gördüğüm destek noktası dolar TL'de 13.20. Bu seviyenin altına gevşemesi halinde ise burada tabii ki Merkez Bankası'nın, hükümetin rasyonel tercihleriyle ancak olabilir. 13.20'nin altına kalıcı olarak bu haber akışlarıyla gelebilir. Aksi takdirde yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. Yani swap hikayesiyle biliyorsun belli bir vadede ise bunun tersine dönmesi de beklenebilir. Manşet olarak tabii ki olumlu olarak gözükse de aslında bir borç olarak değerlendirilebilir bunu. Evet, swap anlaşması uzatıldı. Dolarda da 13.54'teyiz. Peki kur anlamında bir teknik analiz yapmanız gerekirse, bunun için ne? Katar Merkez Bankası'nın içerisinde bu ay yapılacak 16'sında diyebiliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını da eklediğinizde nasıl bir görüntü çıkıyor Yeliz Hanım? Strateji yapmak gerekirse doları borcu olan ya da dolar talebi olan kişilere ne önerirsiniz bu dönemde? Şimdi geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta yani dolar soruları gelmiyordu. Mesela bu hafta başından bu yana yani dolar alalım mı diye sorular geliyor bizlere. Onu söyleyelim. Diğer tarafta ise teknikte hani yukarıda çok fazla bir seviye veremiyorduk ama burada bir teknik oluştu. Benim gördüğüm 13.20 seviyesi aşağıda önemli bir destek noktası ve eşik. Biraz önce söylediğim gibi rasyonel tercihlerle ancak bunun altında kalıcılık sağlanabilir. Bunun nedir üzerinde ise 13.80. Yani rasyonellik nedir? Yani enflasyonumuzun geldiği nokta belli. Yani manşet olarak %21 civarında bir faizimiz var. Bizim politika faizimiz ise sürekli neredeyse indiriliyor. Bizim burada sıkılaştırmaya gideceğimiz noktada gevşeyici politikalar güdülmesi tabii ki rasyonelitenin dışında bir hareketlenme diyebiliriz. Diğer taraftan geleceğe yönelik beklentilerde öngörülebilirliğin azalması, şeffaflığın azalması ki son zamanlarda TÜİ'ye yönelik biliyorsunuz çeşitli eleştiriler de söz konusu. Bu da tabii ki TL varlıklarındaki negatifliği arttırıyor. 13.80 seviyesi yukarıda gördüğümüz, gördüğüm benim önemli eşik 13.90 seviyesi. Merkez Bankası da zaten buraya geldikçe rahatsız olduğunu gösteriyor. Yani burada tabii ki çeşitli haber akışları da olsa da 13.80-90 seviyesinin üzerindeki hareketlenmenin ise
teknik olarak 16 seviyesine işaret ettiğini söylemem gerekiyor. Burada geleceğe yönelik de mesela yıl sonu beklentileri artık oldukça değişti. Neredeyse her gün farklı beklentiler var. Mesela enflasyon tarafında %25 Aralık sonu. Diğer tarafta ise %30-35 civarında ise 2022 civarında bir enflasyon beklentisi söz konusu. Burada bizim ekonomiyi çıpalamamız, desteklememiz gerekirken tam tersi hareketlerin yapılması tabii ki enflasyon, daha doğrusu ekonomideki riskleri ön plana çıkartıyor. 13.80 seviyesinde yukarıda takip etmemiz gereken önemli bir eşik olarak ben görüyorum. 13.80'lere geldiği zaman Merkez Bankası da sanki oralarda doğrudan müdahalede de bulunuyor. Hani bu müdahalelerin etki derecesine baktığınızda ilkinde tabii Merkez Bankası'nın hiç masada olmamasından dolayı bir şok yaşandı ilk etapta, ama sonrasında değil mi seans içerisinde alımlar geldi ama hafif hafif. Özellikle 18'den sonra bizim piyasa kapanıp Amerika açıldığı zaman ilk müdahalenin olduğu gün Türk lirasına yeniden aşırı satım bölgesine doğru geldik. Oynaklık seviyesinde bir kademe, belki birkaç gündür bir düşüş gözlemleniyor. Dolayısıyla bu 13.80-14 bölgesi yine Merkez Bankası'nın bir müdahaleye zorlar mı Yeliz Hanım, ne dersiniz? Ben her zaman şunu söylerim bu tarz müdahalelere, yani piyasayla çok fazla inatlaşmamak gerekiyor. Yani piyasaya elinizi kaptırırsanız bunun sonu çok iyi olmaz. Bunu zaten 2013 yılında gördük. Sonrasında akabinde ise faiz artırım sürecine geçmiştik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekonomi yönetiminden gelen açıklamalara baktığımız noktada ise bir faiz artırımından ziyade indirimlerin devam edeceği sinyallerini alıyoruz. Yani önümüzdeki aylarda da, yani bizim beklentilerimiz değil, daha çok işte Cumhurbaşkanı'nın ekonomi yönetiminin beklentilerine dayanarak bunu söylüyoruz. Faiz indirimlerine devam edecekler. Bu da tabii ki TL'deki baskıyı artıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz sadece TL'deki durumu konuşuyoruz. Dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde. Yarın bugün mesela bu hafta Cuma günü enflasyon verisi gelecek ve mesela pandemiye yönelik yeni varyasyon konuşuyorduk. O birazcık stres yaratıyordu dolar tarafında. Fakat bu varyasyonun da etkinliği konusunda olumlu haber akışının olması ilerleyen zamanlarda zaten Merkez Bankası ABD tarafında Fed'in geçici başlığını ortadan kaldıracak. Geçtiğimiz hafta böyle bir mesaj vermişti. Daha şahin bir tablo göreceğiz. Burada TL tarafında biz zaten zayıflık sağlarken diğer tarafta daha şahin, daha güçlü bir dolar senaryosu var. Yani bizim kontrol edemediğimiz bir tabloda söz konusu. Bu da tabii ki daha yüksek seviyeleri işaret ediyor. Yani oldukça tercih sebebi Amerikan doları lehine oluyor değil mi? Genelde bu iki Merkez Bankası'nın politika tablosuna bakıyor yatırımcı. Amerika faiz artacak enflasyondan dolayı. Türkiye'de enflasyon artmasına rağmen faiz indiriyor. Dolayısıyla hangi parayı alalım diye sordukları zaman dediğiniz gibi herhalde Amerikan doları lehine olmaya devam edecek bu tablo. Evet, yani burada Amerikan doları lehine, yani TL karşıtı olan tüm para birimlerinde pozitiflik olabilir. Ama Amerikan doları da bu süreçte, yani mesela Euro ile de karşılaştırdığımız noktada en popüler para birimi olacak 2022 yılında. Ve benim beklentim de biliyorsunuz, senin yayınlarında da söylüyorum, 89 seviyelerin çok geçici olduğunu, 94 ve 97 seviyesine doğru yükseliş hareketi beklediğimi, hatta 100 seviyesine doğru da olabileceğini söylemiştim. Bu da tabii ki dolar endeksindeki hareketin kuvvetli olacağı anlamına gelir. Yani ilk faiz artırımı muhtemelen ya İngiltere ya ABD tarafında gelecektir. Bunun fiyatlamasını da zaten yakın vadede göreceğiz. Yani burada ilk toplantıda ve mesela 2021 sonunda belki bir türbülans yaratılmayabilir ama 2022'nin başı oldukça stresli olacaktır diye düşünüyorum ben. Merkez Bankası anlaşılan şu ki, hani daha öncesinde kur seviyesiyle faiz arasında bir ilişki yok gibi bir açıklama gelmişti. Oysa ki hani tüm parametrelerin birbiriyle ilişkisi olduğunu herhalde finans piyasasında biliyoruz. Yani etkileniyor değil mi? Enflasyon da etkileniyor, işsizlik de etkileniyor. Hani her şeye geçtim, vatandaşın alım gücü etkileniyor. Şimdi dolayısıyla anlaşılan o ki kurun geldiği seviyelerde Merkez Bankası da artık birazcık böyle istemediği noktaları belirtmeye başladı. 14 seviyesi ve üzerine çok fazla sanki istemiyor gibi. Ola ki Aralık ayında, yani 16 Aralık'ta Yeliz Hanım, diyelim ki pas geçti. Bütün senaryolar sonuçta masada tutmamız gerekiyor. Pas geçtiği zaman Merkez Bankası bir taraftan da rasyonel politikalara, ortodoks politikalara, geleneksel para politikasına döndüğü şekilde yorumlayabilir miyiz? Esas hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak ve aynı zamanda faizi de çift yönlü kullanabileceği yönünde bir mesaj olarak algılamak gerekiyor mu? Ve tabii bunun arka planında muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da o gün bir konuşması olur ya da o hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı ne diyecek Merkez Bankası pas geçerse?
Şimdi Merkez Bankası pas geçerse bunun piyasadaki inandırıcı oldukça zayıf. Çünkü geçtiğimiz dönemde çok mış gibi yapıldı. Biliyorsunuz ki özellikle 2 sene boyunca rasyonel politikalar güdülecek denilmişti. Hatta Sayın Naci Ağbal göreve geldiğinde, Lütfi Elvan göreve geldiğinde, Cumhurbaşkanı da yapısal reformlardan bahsetti, bir hafta görmüştük. Sonrasında ise tablo tekrardan geriye sarıldı. İlk etapta bir ne oldu? Yabancı yatırımcılar buna güvenerekten tekrardan buraya doğru paralarını kaydırmaya başladılar. Tahvil piyasası olsun, hisse senedi piyasası olsun. Oldukça olumlu bir tablo söz konusuydu. Sonra akabinde ise tam tersi bir tablo karşı karşıya kalındı. Yani bunu 2-3 defa yaptığınız için piyasada da inandırıcı oldukça zor diyebilirim. Yani Merkez Bankası burada bir faiz indiriminde geri çekilse bile tabii ki ilk etapta TL varlıklarında bu pozitif olarak yansıyabilir. Ama sonrasındaki harekete çok fazla piyasa inandırıcı açıklamalarda bulunmanız gerekiyor. Yani burada çıpa çok fazla farklı olacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası Merkez Bankası'nın ya da ekonomi tarafındaki yönetimin kredibilitesi ve inandırıcı oldukça sıkıntılı diyebilirim. Özellikle hem yerli yatırımcı nezdinde hem de yurt dışındaki yatırımcılar nezdinde diyebilirim. Yani çok fazla inandırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada çok farklı bir tonlama gerekiyor diyebilirim. O tonlamaya ama Merkez Bankası faiz konusunda tabii ki pas geçerse ilk etapta pozitif etkiler ama inandırıcılık gerekiyor diyebilirim. Evet, yani yine uzun vadede Türk lirasındaki o kırılganlık devam edecek gibi duruyor. Ama bu haliyle de Türk lirası çok savunmasız, korumasız da bir tablosu var. Yani doğrudan müdahaleleri piyasa bir alım fırsatı olarak okumaya devam ediyor. Dün tabii değişik bir dönemdeyiz. Şimdi Merkez Bankası faizleri indirirken dün konuklarıma şöyle sormuştum Yeliz Hanım. Merkez Bankası bu faizleri kime indiriyor? Bakıldığında işte mevduat faizlerinde evet bir geri çekilme var. Ancak kredi faizlerinde ve tahvil faizlerinde ve özellikle hazine borçlanmalarında aslında Merkez Bankası'nın 16 dediği, özür diliyorum 15'i çektiği faizlerin kullanılmadığı gördük ki TL referans faizi de 16 bas puanın üzerine kadar geldi. Dün 5 yıl ve 7 yıl vadeli hazine borçlanmaları vardı. 5 yıllık vade dilimi için %22.70'ten borçlanılmış oldu. Merkez Bankası indirimlerinden önce 5 yıl vadeli faiz de 17.48'di. Yani burada 5 bas puandan fazla bir artış görmüş olduk. Daha önce Merkez Bankası yüksek faizlere rağmen daha düşük hazine borçlanıyordu, orandan borçlanıyordu. Ne oluyor burada? Yani merkez biz faizi indirirken bir taraftan faizleri artırmış olduk. Hazinemiz de daha fazla faiz ödemek zorunda kalıyor. O zaman bu faizleri biz kime indirdik diye ben size bir kez daha sorayım. Yani burada tabii ki çeşitli senaryolar güdülebilir ama oldukça olumsuz bir tabloyu aslında işaret ediyor. Yani siz isterseniz kağıt üstünde yani 500 bas puan aşağı indirin. Piyasada bunun karşılığının olmaması, kredibilitesinin olmaması. Diğer taraftan Eurobond faizlerine de birazcık bakalım mesela. Eurobond faizleri de neredeyse 200-300 bas puan her kademede artmış gibi gözüküyor. Yani döviz borçlamalarıyla da baktığımız noktada. CDS'lerimiz geldiği noktada zaten 500'ün üzerinde oldukça olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Açıkçası yani hızlı bir duvara gidiyoruz diyebilirim. Yani şu anki tablo bunu işaret ediyor. Biraz önce söylediğim gibi rasyonel tercihler yapılarak piyasanın ikna edilmesi gerekiyor ki yani mesela bizim faiz artırım yaparak faizleri düşürdüğümüz noktalar vardı bizim. Yani asıl rasyonelite buna işaret ediyordu. Fakat burada faiz indirerek daha olumsuz bir tabloya doğru gidiyoruz. Burada açıkçası çok zor koşullar bizi bekliyor. Hatta daha olumsuz borçlanmaları da görebileceğimizi ben düşünüyorum. Uluslararası arenada tabii ki şu noktalar gözden kaçabiliyor. Piyasa canlı bir organizma gibi. Dolayısıyla piyasaya verilen mesajlar değil mi? Piyasa faizlerini yükseltebilir, düşürebilir ve sadece bunu sözlü yönlendirmeyle faizleri kontrol altına alabiliriz. Yani reel anlamda, miktarsal anlamda faiz indirmeden veya artırmadan piyasa faizlerini indirip ya da çıkartabiliriz. FED bunu çok güzel yapıyor. Şimdi tabii Türkiye'de bu anlamda
faizi indirerek ya da çıkartarak sadece faizlerin inip ya da çıktığını çok farkına varamıyoruz. Bu canlı organizma ya da piyasa çok soyut bir kavram olduğu için herhalde somutlaştıramıyoruz. Bir taraftan ülke risk primi de 500 bas puanın üzerinde. Buna bir de kasko primi ödeniyor. Dolayısıyla değil mi Yeliz Hanım, 5 yıllık borçlanmada sonuçta global yatırımcılar diyor ki Türkiye'nin risk primi şu şekilde. Çünkü şöyle şöyle politik belirsizlikler var, şöyle şöyle Merkez Bankası bağımsız değil. Dolayısıyla biz bu da bunun üzerine kaskolamamız gerekiyor verdiğimiz parayı. Evet, burada tabii ki özellikle CDS'in 500'ün üzerinde olması oldukça olumsuz. Yani ve buradaki hareket hala yukarıya doğru kuvvetli gitmeye devam ediyor. Küresel tarafta da karşılaştırdığımız ülkelerle baktığımız noktada ise yani enflasyon beklentileri olsun, geleceğe yönelik beklentiler olsun olumsuzluğa işaret ediyor. Yani borçlanmalarımız da mesela oldukça ve talep itibariyle baktığımız noktada talebin de oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani hepsini üst üste koyduğumuz noktada dediğim gibi rasyonel tercihler ve inandırıcılık oldukça önemli olacak ilerleyen zamanlarda. Ama şu anki gördüğümüz koşullarda ise bunun yakın vadede olmayacağı yönünde. Yani bunun sonu neyle biter dediğimiz noktada ise yani indirdiğimiz faizin kat ve kat yukarıya faizi çıkartarak olacaktır. Zaten piyasa bunu yukarıya doğru çekiyor. Siz isteyin ya da istemeyin. Çünkü rasyonelitenin dışında hareketleriniz söz konusu. Bu ilerleyen zamanlarda gerçeği fark ettiğimiz noktada ya da o duvara tosladığımız noktada çok daha kuvvetli faiz adımları anlamına gelir. Bu da tabii ki ilk etapta genişleyeceğiz diye attığınız adımların daraltıcı etkilerini net bir şekilde görmenize neden olacaktır diye düşünüyorum. Dün tabii petrol fiyatlarıyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanmış oldu. Bu anlamda petrol stokları açıklandı. API haftalık petrol stokları açıklandı. İzleyicilerimize aktarmak gerekirse 26 Kasım haftasında 747 milyon varil azalırken 3 Aralık'ta yani bu içinde bulunduğumuz haftada Yeliz Hanım 3 milyon varilden fazla bir azalış kaydetmiş oldu. Benzin stokları ise tam tersi arttı. Yani 2 milyon 155 bin işte varil artarken 3 Aralık'ta 3 milyon 705 bin varil arttı. Dün Rusya ile Ukrayna arasında da biliyorsunuz gerginliğe şahit oldunuz. Bir taraftan da Amerika'da petrol fiyatlarının çok yukarı gitmesini istemiyor. Stratejik petrol rezervlerinden de satmak istiyor. Hani bu bir petrol analizi alalım. Yani sizden çok fazla konuşuluyor. 80 dolar ve üzeri artık kalıcı olmayacak mı? Orası da Amerika'nın doğrudan müdahale ettiği bir sınır haline mi gelecek sizce? Ne dersiniz? Ben bunu beklemiyorum. Açıkçası yani 72 dolar ve 65 dolarlar seviyesi aşağıda önemli noktalardı. Buralara dikkat çekiyordum ben. Bu seviyeden tepkinin geldiğini görüyorum. Haber akışları da vardı. İran konuşuluyordu. İşte burada üretimin artırılması konuşmaları da söz konusu. Benim beklentim özellikle yani bu pandeminin seyrinin oldukça yani piyasa gündeminden çıkması halinde ve mobilitenin daha da artması halinde daha da artabileceği noktasında. Yani 85 dolarların üzerine görebileceğimizi bekliyorum. Ama yıl sonu itibariyle 70 dolarlar civarında bir kapanışın olabileceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki sene özellikle petrol fiyatlarında dolardaki artışa rağmen ben yükseliş hareketin olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki kritik noktalara bakmak gerekiyor. Yakın vadede 72-65, yukarıda ise bu seviyelerin üzerinde 85 ve 90 dolar civarında bir yükselişin olabileceğini düşünüyorum. Hatta daha üstü de görülebilir. Burada birazcık daha jeopolitik riskleri de takip etmek gerekiyor. Mesela ABD, Rusya, Ukrayna konuları da oldukça önemli olacak da bizi de mesela önemli etkileyecek noktalar Karadeniz'de olması sebebiyle bir dikkat çekilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Brent petroldeki özellikle petrol fiyatlarındaki stoklardaki eğilime de yine iyi bakmak gerekiyor. Ama benim beklentim özellikle 70 doların üzerindeki hareketin oldukça kuvvetli olacağı, dolar endeksindeki yükseliş hareketine rağmen 85-90 dolar civarını görebileceğini düşünüyorum ben. Son dönemde tabii gram altın daha da fazla konuşuluyor. Özellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak da siz işte konuşmanızın ilk bölümünde dolar Türk lirası ile ilgili geri çekimlerin sınırlı kalacağını ve yukarı yönlü trendin devam edeceğini söylediniz. Dolayısıyla gram altında da anladığım kadarıyla artık 800 lira çok fazla sürpriz olmayacak gibi 800 TL ve üzerinde. Buralardan yine de alınır mı Yeliz Hanım? Yani gram altın 740 liranın aşağısına mı gelmesini beklemek lazım? Yoksa uzun vadede yine kazandırmaya devam edecek mi sizce? Yani şimdi gramdan ziyade ilk önce bir altın olsa baktığımız noktada ise özellikle FED tarafında aksiyonlar gelirse burada bir yataylık söz konusu.
Ve enflasyonu yani çok fazla gözlerini kulaklarını kapatmayacaklar. Burada sinyaller verilecek ve oldukça şahin olacaktır diye düşünüyorum. Bu altın onsu geri çeker diye bekliyorum. Yani 1800 doların bir yukarıda 1830 dolar civarı önemli eşikler. Bu seviyelerin üzerine çıkması için çok fazla çok önemli bir haberin olması gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii ki mesela soru işareti olarak gördüğümüz nokta mesela Çin ekonomisine yönelik endişe Evergrande olabilir. Bu 1830 seviyesinin üzerine taşıyabilecek haber akışı. Diğer taraftan ise Ukrayna, Rusya, ABD üçlüsünü konuşuyoruz. Buradaki haber akışı 1830 seviyesinin üzerine taşıyabilir. Ama yani bu haber akışlarının dışında ise Fed'in faiz artırım beklentisi fiyatlanacağı için benim beklentim aşağı yönlü hareketin kuvvetli olabileceği yönünde yani eğer FED'den sinyal gelirse ama 1830 seviyesi üzerine taşıyabilecek iki tane haber akışı olma olasılığı var. Bunu da tabii ki göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden altın onstaki hareket birazcık daha yatay, daha aşağıya gelmesi beklenirken. Gram altında ise şu ana kadar daha çok dolar TL'deki yükseliş hareketiyle taşındığımızı görebiliyoruz. Kısmi olarak altın onstaki hareketlenme de var ama dolar TL'deki hareket daha baskın diyebilirim. Bu seviyeler özellikle 770 dolar TL'ler civarı denge noktaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi TL tarafında dolar TL tarafını eğer yorumlarken rasyonel tercihlerin olmadığını inandırıcılığın çok fazla yani rasyonel tercih yapılsa da inandırıcılığın oldukça sınırda olduğu beklentimle birlikte dolar TL'deki yükseliş hareketini bekliyorum ben. Diğer taraftan ise altın onstaki hareket aşağı yönlü olsa da dolar TL'deki yukarı yönlü hareket altın onstaki geri çekilme olsa da gram TL'deki özellikle aşağı yönlü hareketi sınırlayacaktır diye düşünüyorum. Yani 700 TL'nin altını çok fazla beklediğimi düşünmüyorum. Buradaki hareket daha çok yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Daha çok dolar TL'deki harekete bağlı olarak. Yeliz Hanım, dün Amerika dış ticaret açığı 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu anlamda ticaret açığında Çin ve Avrupa Birliği ile bir azalış var. Yani Amerika'nın aslında istediği tablo Meksika ile bir tek artmış. Diğer taraftan Janet Yellen bir açıklama yaptı. Üretim artışı korumacılık benzeri adımları gerektirebilir. Önümüzdeki geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz Amerika ile Çin savaşından dolayı ülke tarafında daha fazla üretim bandını genişletmek ve karlılıklarını artırmak için bu tarz önlemler aldığını görmüştük. Nitekim Amerika'da arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığı kırılganlığa sebep olduğunu ve milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından da kritik önemdeki ürünlerin içeride üretilmesi gerektiğini söylüyor Amerika. Bu önümüzdeki dönemde ABD-Çin arasındaki tansiyonun daha da artacağı bir tabloyu işaret ediyor mu sizce? Çünkü bu hafta içerisinde demokrasi zirvesinde Çin davet edilmedi, Tayvan davet edildi. Özellikle Tayvan'ın bir ülke statüsünde Avrupalı muhataplar ve Amerikalı muhataplar tarafından bu şekilde görülmesi Çin'i çok rahatsız ediyor. Tek Çin politikasından dolayı. Bu soruya ilave olarak da şunu da eklemek istiyorum. Bir taraftan da Rusya-Ukrayna meselesinde konuşuyoruz ama dün özellikle korku endeksinde %19'dan fazla bir geri çekilme vardı. %21'lerde dengelenmiş oldu. Omikron varyantı da birazcık daha endişe yatıştırdı. Korku endeksi bu yıl %54'ü görmüştü biliyorsunuz. Rekor kırdı ama tüm bu saymış olduğum listelere rağmen %20'lere bir kez daha sanki böyle tatlı bir bahar meltemi esen seviyelere doğru geldi. Tüm bunu değerlendirdiğiniz zaman jeopolitik riskleri fiyatlamıyor mu piyasa yoksa bu konular önümüzdeki günlerde bir fiyatlama riski teşkil eder mi sizce? Tabii ki fiyatlama riski teşkil eder ama ben mesela ABD-Çin arasındaki gelişmeler yani demokrasi zirvesine Çin'in davet edilmemesi oldukça doğal yani mevcut demokrasi görünümü itibariyle baktığımız noktada. Fakat ekonomik itibariyle ise mesela Trump döneminde çok sert söylemler vardı. Zaten burada her gün farklı bir tabloyla uyanıyorduk. Fakat ben bunun tabii ki Biden döneminde çok alt perdeden devam edeceğim ama bunun bir devlet politikası olduğunu uzun zamandır söylüyorum. Yani bu sadece Trump döneminde başlamadı. Obama döneminde başlayan bir politika. Burada Trump çok daha sert söylemler geliştirerek götürdü. Ama alt perdeden ise Biden'ın da sürdüreceğini düşünüyorum ben. Tabii ki burada üretim bantlarını ülkelerin yavaş yavaş kendilerine çekmeleri hem know-how olarak da baktığımız noktada ise mesela değerlendirdiğimizde bilgilerin başka ülkelere geçmesi oldukça kolay oluyor. Burada kritik önemde olan
olan üretimlerin ülkelere çekilmesi oldukça doğal, karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ABD değil, diğer ülkelerle de aynı şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Burada üretim bantlarının farklılaşması, tabii ki bugünden yarına olacak bir durum değil, ama geleceğe yönelik beklentiler itibariyle değerlendirdiğimiz noktada bu pandemi de aslında sanki bir fırsat olarak değerlendiriliyormuş gibi gözüküyor. Ben daha çok korumacı politikaların oldukça devam etmesini bekliyorum diyebilirim. Diğer taraftan ise ABD, Çin, Rusya geriliminin yani dozajı Trump dönemindeki olmasa da devam etmesini oldukça bekliyorum. Piyasaların ilerleyen zamanlarda fiyatlama itibariyle baktığımız noktada bir Çin riski söz konusu. Özellikle burada Evergrande konusunun alt perdeye düşmesi gözüküyor, ama burada yine önemli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ya da yani gibi seçeneklerin de olması tabii ki oldukça tedirginlik yaratıyor diyebilirim. Korumacılı bu tarz günlerde çok konuşmamız bizim de o dış ticaret stratejimizin aslında bir taraftan sekteye uğramasına da sebep olabilir. Süremizin sonuna geldi. Çünkü herkes kendi içinde üretim yaparken biz bu malları kime satacağız diye de büyük bir soru işareti olacaktır. Bunu devlet yetkilileri muhtemelen göz önüne bulunduruyorlardır. Stratejist Yeliz Karabulut'la konuştuk efendim. Çok teşekkür ediyoruz elimize. Kıymetli katkınız için diyelim ve kısa bir araya gidelim. Aradan sonra beklentileri alacağız. Koza Altın piyasa yönünü sundu.